Gün ortasına sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz cuma günü Sakarya'da yaşanan havai fişek fabrikası patlamasının ardından bir patlama daha meydana geldi. Görüntüler gelsin, ayrıntılar aktaralım hemen. Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taskısır mevkinde bulunan taş ocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada ise patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken dumanlar yükseldi gökyüzüne ve bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı ve patlamada ilk belirlemelere göre maalesef 3 asker şehit düştü, 6 da yaralı var. 3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış ve 7 kişi hayatını kaybetmiş, 122 kişi de yaralanmıştı. Ve hemen tekrar edelim, Hendek'te havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taş Kısığı mevkinde bulunan taş ocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada ise patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans yönlendirildi. Yaralılarsa çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı. Patlamada ilk belirlemelere göre maalesef 3 asker şehit düştü, 6 da yaralı var. 3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış ve 7 kişi hayatını kaybetmiş, 122 kişi de yaralanmıştı. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.